Manşete hoş geldiniz. İltihap patladı nereye gider konulu yayınla karşınızdayız. İltihap patladı nereye gider tahmin edeceğiniz gibi Sedat Peker ve yaptığı ikinci video ile ilgili böyle bir başlığı attık. Türkiye'de benzer iltihap patlamaları Benzer kazalar, benzer yol kazaları, benzer ifşaatlar, benzer skandallar yeni değil geçmişte de oldu. Susurluk kazası önemli bir kırılmaydı mesela. Mesela bir şeylerin aydınlanması için bir vesileydi, olabilirdi, heba edildi. Arkasından darbe soruşturmaları mühim bir aşamaydı ama onun da arkası gelmedi. Sulandı, sulandırıldı. O soruşturmalarda çalışanların da hataları var ve elbette sulandırma cephesinin de bir noktada başarısı var. Şimdi tekrar döndük. Sedat Peker'in açıklamaları üzerine bir dönemin karanlık tarihi konuşuluyor. Bu ikinci videonun görüntüsü. İşte orada da gene Troçki'nin vesaire falan kitapları var. Sedat Peker o kitaplarla bir mesaj verdiğini, bir mesaj gönderdiğini bu videoda da saklamadı. İlk videonun ardından gelen eleştirilere de cevap verdi. Ancak bir şey dikkat çekiciydi. Sedat Peker'in ilk videosu pazar günü yayınlanmıştı. İkinci videosuysa perşembe günü yayınlandı. Burada dün söylemiştim diyerek pazar günkü yayınlanan videodan bir gün sonra bu videoyu çektiği gibi bir mesaj da var. Yani muhtemelen, bilemiyorum tabii o iki video arasında bir gün olabilir. Ya da bir takım şeyler için beklemiş olabilir. Bilemiyoruz. Neden bu kadar beklediğini, ev baskınından, evine yapılan baskından sonra, Bokuz'daki villasına yapılan baskından sonra neden bu kadar beklediği sorularına ki o da soruluyordu, eşimle çocuklarımı yanıma aldırmam gerekiyordu, onların güvenliğini sağladıktan sonra konuşmaya başladım dedi. Bu da makul bir cevap. Belli ki 3-4 hafta bunun için beklemiş. Ancak iki video arasında bir gün varsa ve ikinci video. ...nun yayınlanması 3-4 gün bekletilmişse... ...ilk videodan sonra... ...bir takım şeyler beklediği manasına da gelir. Tabii tamamen spekülasyon yapıyorum. Bu spekülasyon. Benim yaptığım spekülasyon. Ee, bir bu. ikincisi ...Sedat Peker'in anlattıkları konuşuluyor ama... ...yani gerçekten solundan sağına, sağından soluna... ...milliyetçisine, muhafazakarına... E, e, ...ne bileyim liberalliğine, sosyal demokratına kadar herkes... Burnunu tutuyor. Yani muazzam kokular geliyor. Kimse Mehmet Ağar'dan haz etmiyor. Oğlundan da haz etmiyor. Ve bir dönem bu derin yapıların... ...işte efendim devlet adına iş tuttuğu... ...insanları öldürdüğü, katlettiği... ...işte efendim algı çalışması yaptığı... ...ve çok çirkin ilişkiler oldu. İşte orada Mustafa Sarıgül'ün oğlunun da adı geçiyor. Mehmet Ağar'ın oğlunun da adı geçiyor. Bir yerde uyuşturucu alemi yapmışlar da... ...işte efendim rezil olunca oraya emniyet gitmiş de işte efendim sonra da işte silahlar patlamış da biri, birinin şoförü olayı üstlenmiş de iğrenç iğrenç şeyler bir sürü insan ve çocuklarıyla bu işin içindeler. Hani AKP çocuklarından hani o kokain çeken pudra şekeri pardon çeken çocuklardan ziyade ki onlar işin biraz daha gerçekten masum tarafı bu çocuklara bu insanlara ve bu insanların çocuklarına odaklanmak gerekiyor. Elbette muazzam bir ...herkesin bildiği... ...bir sırrı da ifşa etti. Sedat Peker iddia tabii. kanıtlan Kanıtlanana kadar... ...konuştuğu her şey iddia. Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'ın... ...Elazığ'da bir yerel kanalda... ...sunuculuk yapan... ...bir kadına... ...tecavüz ettiği ve... ...onun ölümüne yol açtığı veya öldürdüğü gibi... ...iddia. O konuyla ilgili açıklamalar da var bakacağız. Fakat benim üzerinde durmaya çalıştığım şey şu. Bu konunun üzerine abanan insanlar bu konu bu konular üzerine dediğim gibi burnunu tutan insanlar maalesef e, geçmişte e, bu konular biraz aydınlanmaya e, çalışıldığında e, önce bu işi aydınlatır gibi yapıp ardından da e, kapatmak için ellerinden geleni yapan insanlar veya çürütmek için tuhaf yani e, Sedat Peker'in anlattığı şeylerin mühim bir bölümü e, yani şunu gösteriyor. E, geçmişte üretildi. Geçmişte işte efendim kumpas, geçmişte efendim düzmece falan dediğiniz pek çok olayın düzmece değil, kumpas değil, üretilmiş değil, bizatihi hakikat olduğunu gösteriyor. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz ama bir dönemi yerin dibine batırmak için veya başka hesaplar uğruna o gün o kumpas düzmece üretilmiş e, lafların arkasına gittiniz. Elbette birilerine kumpas kurulmuş olabilirdi. Elbette üretilmiş deliller olabilirdi. Belli davalarda e, veya belli düzmece konular olabilirdi. Onlar ayıklanarak bu konu devam ettirilebilirdi ama bir iki olayla bütün bir soruşturmanın üzeri örtüldü. Sadece bir parantez açıp kapatacağım. E, Ergenekon iddianamesi mesela, Ergenekon iddianamesi ve davasına ilişkin üretilmiş delil iddiası yoktur. Balyoz'da vardır, başka konularda vardır ama ama dediğim gibi bir üretilmiş delil iddiasıyla bütün bir dönem silindi, süpürüldü. Parantezi kapattım, daha fazla üzerine gitmeyeceğim. Şimdi önce bu Sedat Peker olayına geleceğim. Sedat Peker olayına geçmeden önce bazı zararsız konularda kısa birer hatırlatma yapayım. Türkiye ne konuşuyor? Ona bakalım. Sadece başlıkları hatırlatıp geçeceğim sonra esasen Türkiye'nin konuşmadıkları konuları konuşacağız. Türkiye işte Habertürk'teki bir programdan dolayı MHP'nin buraya tepkisini ve boykotunu konuşuyor. Bir sürü görevden alma olmuş vesaire filan. Zararsız bir konu olduğu için bu konuşuluyor. Türkiye'deki medyada bu konudaki tartışmaları takip edebilirsiniz. Yine zararsız bir konu olduğu için de bu konuşuluyor. Türk Tabipler Birliği bir haritayla çok güzel ortaya koymuş. Salgınla mücadeleye ayrılan payın milli gelire oranı diyor. Ve milli gelire, gelire oran itibariyle görüyorsunuz Kanada, Amerika 14-16 yüzde olarak rakamlar ayırmışlar. Britanya yüzde 16, Fransa yüzde 7, Almanya yüzde 11, Türkiye'ye bakıyorsunuz yüzde 1.1. Yani bütün dünyanın gerisinde görülüyor salgınla mücadelede milli gelire oran. Evet bu konuda çok konuşuluyor tartışılıyor üzerinde durmayacağım. Cumhurbaşkanı yardımcısı tam kapanmanın uzatılması gündemimizde yok demiş. Türkiye gibi ikinci bir ülke yok belli bir kapanma tarihi açıklayıp o tarihler arasında ülkeyi kapatan tarih bitince de sonuna gelindiğinde de ülkeyi açan yani sonuçlara bakmayan rakamlara bakmayan ikinci bir ülke yok. Bütün ülkeler kapanırlarken yeniden açılmayı o günkü koşullara o günkü verilere bakarak kararlaştırıyorlar ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Çünkü Türkiye Ramazan bayramı sonuna kadar bir kapanma öngördü ve gördüğünüz gibi rakamlar da düşüyor. Rakamlarla da oynayarak düşürecek. Turistlerin, <laughs> o da tartışılıyor ya, turistlerin göreceği herkes aşılanarak sonra da bakan demiş ki Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ben... Turistlerde sadece yabancı turistleri kastetmedim. Yerli turistleri de kastettim. Ya yerli turist olamıyor ki yani. <laughs> görüyorsunuz. Yabancıların girişi serbest, plajlardan fotoğraf geliyor. Yabancıların girişi serbest, e, yerliler ne sokaklarda dolaşabiliyorlar ne plaja yaklaşabiliyorlar. Yabancılar Türk kıyılarının tadını çıkarmaya başlamış şu gün şu saat itibariyle. Tabi bir iki kişiye ceza kesince ve bu da haber olunca ister istemez vatandaşlara bu yasak meselesi yerleşti. Aman plaja gitmeyelim bak adama kestiler ceza biz de yeriz diye. Bir de 3000 küsür TL ceza kesiyorlar yani. Asgari ücretten yüksek bir rakam. Turist mevzusu nedeniyle bugün bütün Türkiye bir yıldır çocuk ve yaşlıların hissettiği değersizlik ve haksızlık duygusunu hissediyor demiş Ayşuda Kölemen haklı. O arada CHP hala siyasi ayak tartışmasıyla debelenip duruyor. Okumayacağım gördünüz. Yoktur iktidarın muhalefetten muhalefetin iktidardan farkı. İngiltere'de otel karantinasından kaçınmak isteyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor. BBC Türkçe'den getirdim bu haberi. Detayını siteye girip okuyabilirsiniz. BBC'de çok geniş haber oldu bu seyrettim. Yani İngiltere'ye özellikle kırmızı ülkelerden, yani Hindistan gibi, Bangladeş gibi, Pakistan gibi ülkelerden doğrudan geliş yasak. Çünkü doğrudan geldiğinizde en az iki hafta karantinaya girmeniz gerekiyor, PCR testi gerekiyor, bir sürü şey gerekiyor. Fakat bunun yolunu bulmuş Hindistan, Pakistan, Bangladeş üzerinden İngiltere'ye gelmeye çalışanlar Türkiye'de biraz konaklayıp Oradan İngiltere'ye geçiyorlar ve Türkiye'den İngiltere'ye gelmiş gibi yapıyorlar ve İngil İngiltere şu anda bunu değerlendiriyor. Yani sizin rastladığınız turistler yollarda, sokaklarda poz yani potansiyel olarak bir Covid taşıyıcısı olan Hindistanlı, Pakistanlı, Bangladeşli turistler olabilir. Yine e, zararsız bir tartışma Akşener işbirliği olacak gibi gözüküyor Deva ve Gelecek Partisi'nden bahsediyorum demiş Millet İttifakı'nı genişletme projeleri Türkiye'deki televizyonlarda bu konuda konuşmak atış yapmak serbest olduğu için e, çok ballı e, saatlerce tartışılabilecek konudur konuştuğunuz için başınıza da bir şey gelmez bol bol da konuşuluyor zaten bir diğer konuda bu Hınca Uluç Tarkan benim için bitti demiş Cem Yılmaz da benim için bitmedi demiş. Bu konuda zararsız konulardan biri. Üzerinde tepinebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Esasen bir de kılavuz veriyorum şeye. <laughs> Türkiye'den yayın yapanlara işte. Bu konular serbest konular. 8-10 tane maddenizi çıkartın ve bunları konuşun işte. Bu konulara girerseniz başınıza bir şey gelmez. Bir diğer konu Yalçın Karatepe demiş ki, ikinci sınıfta okuyan kızımla biraz önce yaptığım konuşma. E, Ece. Ee, baba, bant kalmamış derste kullanmam gerekiyor. Alır mısın? E ee, Ben alamam, yasak. Ee, yasak mı? Neden? Ee, korona yüzünden. Ee, çok saçma, gerçekten çok saçma. Evet. Temel ihtiyaç neye göre, kime göre temel ihtiyaç? Yani çocuğuna oyuncak almak isteyen veya işte engelli çocuğuna oyun hamuru almak isteyen alamıyor mesela. Oyuncak satışı yasak. Halbuki o, o engelli çocuk için oyun hamuru temel bir ihtiyaç, zaruri bir ihtiyaç. 20 gün olmadığı zaman. Başka komplikasyonlar veya sıkıntılar doğurabilir. İşte bilemiyorsunuz yani. Mesela bu da bir reyon, e, Prezervatif satışı da yasak. Yani bunu paylaşan Melis Alpan hangisi yasak bilemedim. Yani korunmak mı yasak? Yoksa işte efendim seks yapmak mı diye yorum yapmış. E, haksız değil. Bunu paylaşan kişi e, sadece bunu paylaşmamış, başka yasaklanmış e, reyonları da paylaşmış. Daha da korona olmam bu önlemlerler diyor. İşte bakın burada işte bir sürü temizlik maddesi, aseton falan gibi şeyler, pamuk. Yine başka bir reyonda terlik, ne bileyim görebildiğim kadarıyla çorap, kadın çorabı vesaire gibi şeyler. Gene burada kırtasiye ürünleri, kalem, defter, ne bileyim prit vesaire. Gene burada işte Koşet kağıdı falan gibi şeyler var evet, çocuklarla ilgili yani tuhaf yani o arada Sağlık Kurulu üyesi bırakmış efendim e, Fatih Tank e, profesör doktor diyor ki yüz binde vaka sayıları üzerinden 24-30 insan vaka sayıları hesaplandığında 24-30 Nisan özür dilerim insanla Nisan karıştı 100 binde vaka sayıları üzerinden 24-30 Nisan vaka sayıları hesaplandığında 253.532 kişi ediyor. Oysa her gün açıklanan tablodaki ilgili tarihlerdeki vaka sayısı 269.711. Fark 16.000 küsür. Benden bu kadar artık analiz ve grafik paylaşmayacağım demiş. İstifa edip etmediğini bilmiyoruz bilim kurulu üyesinin ama rakamların arasındaki çarpıklığı ortaya koymuş. Total rakamlar arasında bu kadar farkı var, fark var. Yani diyor ki günlük rakamları düşürüyorsunuz ama total, totali ıskaladığınız için yaptığınız e, sahtecilik ortaya çıkıyor. Evet. Dedim ya bayram sonuna kadar bu rakamları düşürecekler ve dünyaya böyle ilan edecekler. Gel ne olursan ol gel. Zaten turiste, turiste dokunacak, turisti görecek herkesi de aşıladık vesaire diyecekler. O arada Profesör Doktor Güner Sönmez paylaşmış. Biontech aşısı İsrail gerçek hayat verileri yayınlandı. Bulaşmayı tek dozla %58 ikinci dozdan sonra 95 önlüyor. Diğer rakamlar da var. Bakabilirsiniz Twitter adresine girip. Biontech aşısı aşısının gerçekten dünyada çok etkili bir aşı olduğu ve insanların Biontech aşısı olmak için heyecanlandığı, sıraya girdiği hatta bir vaka. Benim yaşadığım ülke İngiltere'de Biontech aşısı uygulanıyor ama daha çok belli pozisyonda veya belli kritik seviyede olan insanlara uygulandığı bilgisi var. Birkaç milyon doz geldiği için böyle ağırlıklı olarak Oxford'da geliştirilen AstraZeneca aşısı uygulanıyor. Biz de ailemle birlikte ilk doz aşıyı e, Nisan ortasında vurulduk. E, i̇kinci doz için de 3 ay sonrasına yaklaşık gün verildi. E, i̇kinci dozdan sonra koruma oranı e, hayli yüksek. E, ve Britanya'da zaten yetişkin nüfusun yarıdan çoğu aşı, aşılandı. Ve zannediyorum Mayıs sonu Haziran içerisinde bu iş bitecek. Zaten Haziran'dan itibaren Britanya'da bütün kısıtlamaları kaldırmayı tartışıyor. Orada değilim. Biontech aşısının ilk dozu yüz, yani yarı yarıya koruyor gibi bir şey Yüzde %58 İkinci dozdan sonra gerçekten etkili oluyor. Hatta üçüncü doz tartışmaları var. Belli ki üçüncü dozdan sonra da hayat boyu koruyor. Bilemiyoruz. Bunu zamanla göreceğiz. Çünkü şu anda aşılanan insanların hepsi birer denek. Bu aşıların, bu aşı geliştirme çalışmaları belli sürelerle ancak e, belirlenen, doğruluğu tespit edilen şeyler. Yani bir aşı geliştirme 4 ila 10 yıl sürüyor. Bu arada siz birinci faz, ikinci faz, üçüncü faz testlerini yapıyorsunuz. O testler yıllar sürüyor. Yani deneklere uyguladığınız aşının semptomlarını, etkilerini falan görüyorsunuz ve ona göre de bir şey ortaya çıkıyor. Yani onun için bu işler 3-5 ayda, 6 ayda tamamlandığı için şu anda bütün insanlık birer denek. İşte AstraZeneca aşısı olsun, Moderna aşısı olsun, BioNTech aşısı olsun vesaire bütün insanlar üzerinde denenerek bir sonuca varılacak. Burada görülen şey BioNTech aşısının ikinci dozdan sonra ancak etkinliğini %95'e çıkardığı ondan dolayı Türkiye'de ilk doz BioNTech olan şanslı ya da torpilli çevreler isyan ettiler. Birinci doz bize yetmez, ikinci dozu niye ertelediniz diye onu da belirtmiş olalım. Evet, geçelim bir diğer konu işte Ekrem İmamoğlu'nun el arkadan bağlı olduğu için soruşturma açıldı açılmadı meselesi. Bana göre suç ama buna soruşturma buna soruşturma izni vermem demiş. Şimdi burada konu İçişleri Bakanının İmamoğlu'nun yaptığı bana göre suç ama soruşturma izni vermem keyfi değerlendirmesi. Herkes ayrı bir saçmalık üzerinden ele alıyor bu açıklamayı. Fakat doğrusu şu. Bana göre suç, sana göre suç değil falan böyle şeyler olmaz. İkincisi, onun önüne gittiği hakim veya savcı da işte bana göre suç, bana göre değil. İşte ilgili bakan, ilgili kişi veya orada bu iş için işte efendim harekete geçen kişi bana göre sana göre ona göre bu işler böyle olmaz ama dediğim gibi zararsız bir konudur bunu da tartışma listenize ekleyebilirsiniz. Bir güzel fotoğrafta <laughs> Devlet Bahçeli'nin zannediyorum burası şehitlik mi başka bir şey mi bilemiyorum elleri arkada yaptığı şu ziyaretle ilgili ee, e, Twitter'da şöyle dolaşıyor bu Bahçeli yandan çektirmiş fotoğrafı arkadan çektirseydi suçtu kesin hakkında işlem yapılmıştı diye. İşte izahı olmayan şeyin ancak böyle e, mizahı oluyor. Bir diğer konuda Türkiye'de zararsız bir konu tartışabilirsiniz. 15 gün önce görevi devreden Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 30 bin maaşla Kardemir AŞ'ye yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Sonra bu tweet'i düzeltmiş 39.423 liraymış. Ayşe Erdoğan'ın Ay Doğdu'nun mesajını okuyorum. 39 bin TL. Babası Atilla Koçla da Türksel Yönetim Kurulu üyesi olarak 250 bin TL maaş alıyordu demiş. Kardeşi Ali Taha Koçsa sarayın dijital dönüşüm ofisi başkanı. Aile boyu saadet. Bu arada Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde esasen bir skandal vardı. O gün hiç üzerinde durulmadı. E, aile Bakanlığı işte Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı falan neyse ikiye bölünerek e, bu ikiye bölünmüş bakanlığa iki atama yapıldığı söylendi ama aile, <laughs> Zehra Zümrüt Selçuk'un görevden alındığı yoktu kararnamede. Yani e, bakanlığı ikiye bölünmüş, iki atama yapılmış ama bakanın görevden alındığı yoktu. Ruhsar Pekcan'ın görevden alındığı vardı, bunun görevden alındığı yoktu. Kararname o haliyle de eksikti. Ama işte kime ne anlatıyorsun. E, kapak konularımızdan biri bu. E, ahvalde çıkan bir siyasi kulis. E, Gönül Figan imzalı ki muhtemelen herhalde bu işim, e, müstahar bir isim müstahar isim. E, fakat çok enteresan bir Ankara kulisi veriyor. Damat Berat kabine toplantısına katıldı mı? Seçimle giderler mi? Burada e, Berat Albayrak'ın e, Los Angeles'a veya Amerika'ya veya Londra'ya yerleşip yerleşmediği ile ilgili bir takım spekülasyonlara yer vermiş. Ben de katılıyorum. E, Los Angeles'a yerleştiği hakkında... E, ya Los Angeles'a yerleşmesinin akla uzak olduğunu düşünüyorum. Bu kadar soruşturma var, varken e, en son işte Hakan Atilla'ya Halkbank'ın eski CEO'su ceza kestiler. Halkbank davası geliyor vesaire. Berat Albayrak bırak Amerika'yı Amerika'ya komşu bir ülkeye bile gitmez diye düşünüyorum. Fakat ahvalde çıkan kuliste enteresan bilgiler veriyor. Şurada. Diyor ki güvendiğim ve beni yanıltmayan bir kaynak haberi uçurdu. Efendim damadının devre dışı kalmasını bir türlü şahsına yediremeyen Başkan Erdoğan... Nisan sonlarında sarayda yeni atanan bakanlarla tertip ettiği ilk kabine toplantısına Berat Bey'i de almış. Kabine üyeleri pek bir sıcak karşılamışlar kendini. Malumunuz Erdoğan Bey kolay geçmez inadından Berat Bey'i yeniden görücüye çıkartarak bir nevi nabız yoklamış adeti olduğu üzere. İnat dedim ama bakmayın bana bilgi veren kaynağıma göre Berat Bey'e yol verilmesi ardından yaptırdığı yoklamalarda bu yüzden ailenin itibarının sarsıldığını görmüş ve onu geri alarak itibarı onarmaya çabalıyormuş Erdoğan Bey. Ne mi olmuş? Ömer Çelik ve Ziya Selçuk nasıra basmamak için olsa gerek Berat Bey'i övgülere mazhar kılmışlar ama sonradan Ziya Selçuk münasip bir dille bakanlığa geri gelmesi iyi olsa bile şu devranda bunun neticeleriyle baş etmek çok yorucu olur kabilinden çıkış yapmışlar. Gerisi gelmeyince de derin bir nefes almışlar. Ziya Selçuk deyip geçmeyin. Onun konuşması doğrudan Bahçeli'nin reisin kulağına gidecek şekilde mesajın sufle edilmesi demek diyor. Yani Ziya Selçuk'un Bahçeli'nin kabinedeki sesi olduğunu söylüyor. Kulis, ahvalin kulisi. Bahçeli adına konuştu. Bahçeli adına göreve gelmesin mesajı iletti diyor. Evet. Bir ilginç daha detay var. Bahçeli'nin özellikle 100 maddelik anayasa taslağı ile ilgili şu bölümde plan öyle işliyor ki Bahçeli'ye 100 maddelik anayasa taslağı okutulması Berat hamlesi ardından geldi. Bak şuna mim koyalım. Anayasa taslağına iki partinin liderleri bilgisi dahilinde Sarayda danışman Mehmet Uçum yönetiminde bir ekip tarafından son şekli verilmekte. Ben Devlet Bey'in o taslağın içi, içi konusunda tam bilgi sahibi olduğundan da emin değilim demiş. Kaynağa devamla bakın geçmişe ne kadar çetrefilli iş varsa. Tayyip Bey hep Bahçeli'ye onu da ikna ederek yaptırmıştır. Şimdi kafasında hem şeriatçı İslamcıları hem de ağır milliyetçi muhafazakarları etrafına toplayacak bir anayasa planı var. Bu da Kadayıf'ın kızarması ile ilgili bir mevzudur. İkili arasında mühim bir sorun yok. Anayasa şu bu. Ayar ata ata. İlerlerler kimse yanılmasın demiş. Evet. Evet. Seçimle ilgili de bir kulis var. Seçim 2023'ten önceye çekilebilir mi? Takvimlerde değişen bir şey yok demiş saraya yakın kaynak. Evet. En son cümle enteresan. Dünyanın neresinde siyasal İslamcı bir yönetimin halk bizi istemedi hadi gidelim o zaman diye kendiliğinden iktidar koltuğunu terk ettiği görülmüş. Evet ben de bu görüşe çok yakınım. Ben de bu görüşe çok yakınım. Şimdi e, Sedat Peker konusuyla ilgili e, tweetlerimize bakalım. Sedat Peker'in iddiaları sonrasında işte efendim e, Elazığ'da bir yerel kanalda çalışan bir kadınla ...arkadaşlık ediyordu, işte ona tecavüz etti, sonra da o kadını helikopterle aldırdı, işte efendim sonra da kadın evinde ölüm bulundu ölü bulundu, buna da intihar dediler falan iddialarının odağındaki Mehmet Ağar'ın oğlu AKP Elazığ milletvekili Tolga Ağar, meclis antetli kağıtla 6 Mayıs itibariyle iddiaları yalanlamış ve diyor ki... Konunun şahsımla uzaktan yakından ilgisi yok. Konu adli makamlarca soruşturuldu. Hukuki süreç tanımlan tamamlandı. Adı geçen gazeteciyi e, tanımam, bilmem diyor. Evet. Fakat e, adı geçen gazeteci 28 Mart 2019'da intihar edip ya da evinde ölü bulunduğunda neyse hangi iddia doğruysa e, böyle bir tweet atmış. Kanal 23 TV'de yayımlanan Maksat Gezmek programının sevilen sunucusu Yeldan'a Kaharman'a Allah'tan rahmet ailesine sevenlerine başsağlığı diliyorum demiş. Tolga Ağar'ın Twitter hesabını tararsanız öyle herkese başsağlığı mesajı görmezsiniz. Evet iddiaların odağındaki kadın sunucu veya ekran yüzü de bu. O arada kişilik hakları gerekçesiyle, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle Elazığ Sulh Ceza Hakimliği 24 Mart 2021 tarihli kararla şu haberlerin erişimine engel koymuş. Elazığ. Yani Elazığ sulh ceza hakimliği koyuyor. Yani belli ki Elazığ'da hakimler, ağırlar. Oradaki herkes, işte bütün mülki amirler, yargısı, şusu busu ağırların ekibi. Net görüyoruz. Çünkü her türlü kararı çıkartmaları mümkün. Ekşi Sözlük'e Kırgız gazeteci engeli. Yeldan'a Kaharman başlığına erişim engeli getirilmiş. Evet. Kız bu. Yine Sendika Ok'ta Kadın gazetecinin ölümünde şey iddiası, tecavüz iddiası yine AKP'li vekilin evine gittikten sonra ölü bulunan Kaharman Yeldanaya ne oldu? Evrensel haberi vesaire. Bunlara böyle erişim engeli getirilmiş. O arada jandarmada e, yalanladı, yalanladı. E, jandarma da iddiaları yalamladı, yalanladı. Jandarma bakalım hemen oradan da size söyleyeyim. Jandarma Genel Komutanlığı, evet. Sedat Peker'in bu yalanlamaya cevabını ekrana getireyim. Hı. Sedat Peker'in siyasetin gündemine oturacak açıklamaları devam ederken... E Yeldana Kaharman'ın ölümüyle ilgili iddialarda bulunmuş Memedar'ın oğlunu tecavüzden şikayet eden kadın ertesi gün ölüm bulundu demişti. Peker'in iddiasına Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yanıt gel gel gelmiş ve genel Jandarma Genel Komutanlığı diyor ki Yeldana Kaharman isimli kadının jandarmaya herhangi bir müracaatı kesinlikle söz konusu olmadığı gibi helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır demiş. Bu tweetlerde e, bugün yani 7 Mayıs itibariyle e, peker diyor ki jandarma genel komutanlığı gibi nadide bir kurumun kamuoyunda yapılan bu tip tartışmalara savcılık yazısı olmadan dahil olması bence çok doğru bir davranış değil. Ben öldürülen kız kardeşimizin helikopterle alındığını iddia etmedim diyor. Derin devletimizin başı Mehmet Ağar'ın oğlunu helikopterle aldırdığını söyledim diyor. Yine devamla e, yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ı da hatırlatarak şu ifadeleri kullanmış Ayrıca Yeşilin jandarma karakolundan 6 sivili alıp yok ettiği gerçeği ve bunun gibi birçok olay ortadayken öldürülmüş bir kızın bir gün önce verdiği şikayet dilekçesinin yırtılarak yok edilemeyeceğine inanmak saftillik olur demiş. Hele Mehmet Ağar gerçeği ortadayken evet öldürülen kız bir gün önce Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar bana tecavüz etti diye dilekçe veriyor güvenlik güçlerine. Jandarma'nın yalanladığı bu Sedat Peker e, dersine çok iyi çalışmış görünüyor, e, videolar üzerinde epey kafa yormuş ve e, öyle ağır iddialar ortaya koyuyor ki ve o iddiaların o kadar arkasında ki e, yer bildiriyor, isim bildiriyor, e, eğer inanmıyorsanız telefonlar telefonların verdiği sinyallere bakın hepsi o anda oradaydı diyor. İşte Emir Sarıgül, e, Tolga Ağar, oraya giden polisler vesaire e, gittikleri yerde Beykoz konakları yani çok spesifik bir yer. Ee, Mehmet Ağar da oradaydı diyor. Hepsi oradaydı diyor. Ee, i̇sterseniz diyor polis şey telefon sinyallerini kontrol edin. Ee, i̇sim veriyor. İçeriden bilgi aldığı kesin. Ee, bir ekibin ona onu enforme ettiği kesin ve belli bir akış dahilinde söylemesi gerekenleri söylüyor. Ee, bazı konuları da atlıyor özellikle ee, ve belli bir akış dahilinde söylüyor. Dediğim dediğim gibi dersine çok iyi çalışmış ve Öyle bir iddia koyuyor ki işte kendi jargonuna göre senin benim bizim yaptığımız yapacağımız şeyler değil de... Eğer diyor bu konuda diyor yalan çıkarsam bu parmağımı keseceğim diyor. Bir başka konuda da ikinci parmağında gösterip bu parmağımı keseceğim diyor. Yani o da Tolga Şardan'la ilgili bir iddia. E, tor çünkü Tolga Şardan'a T24 e, sitesinde bir yazı yazdırıldı. E, Sedat Peker e operasyon düzenlendiğinde Sedat Peker'in dosyasının boş olduğu Dosyada Sedat Peker suç örgütü diyorsunuz ama bu suç örgütü ne yapmış, neler yapmış? Bir şey göremiyoruz falan denilince Tolga Şardan'a bir yazı yazdırıldı ki Tolga Tolga Şardan belli yerlerden e, perspektif falan bir isimdir yani bunu herkes de bilir Ankara'da. E, işte milliyet gazetesi Fikret Bila ekolünden gelen işte yan kompartımanında Murat Yetkin'in başka kompartımanda başka isimlerin olduğu falan işte bir Nedim Şener bir ifşa oldu. O kendi kariyerini iyi yönetemedi. Bunlar dikkatli götürüyorlar. Neyse. Eee Tolga Şardan T24'te yazdığı Yazıda "Hayır bu dosyanın içi boş değil, dolu." falan demişti. Fikret Bila falan da bunu retweetlemişti. Yani muazzam bir kapışma yaşanıyor şeyde içeride. Yani bir dönem bir mafya hesaplaşması var. Bir dönem yaşananların açığa çıkması meselesi var. Ve bu açığa bu olaylar yaşanacak yani bir dönem yaşanan şeyler ve bir takım gerçekler açığa çıkacak diye telaşlanan bir ekip var. Sadece Mehmet Ağar ailesi, Erdoğan tarafı ya da sadece işte işin emniyet ayağı falan değil yani. Medya ayağı da var yani. Evet, enteresan işler. Tuğçe Varol demiş ki, Serdar Peker meselesine devam ediyoruz. Türkiye'de konuşulmayan konular, e, konuşulan konuları biraz önce bakmıştık ama konuşulmayan konularda biraz duracağız. Daha ne kadar Serdar Peker e, ağır giller hakkında konuşmuyormuş gibi yapılacak? Hani siz duymamazlıktan geldikçe inanılırlığı artıyor bilginize. Adam sadece zaten bildiklerimizi birinci ağızdan teyit ediyor demiş. Tuğçe Varol. Abdurrahman Dilipak, e, Peker'in açıklamaları Türk Türk iş Wikileaks gibi oldu. Kimse bundan sonra bir şey olmamış gibi yoluna devam edemez deyince Said Sefa o da bir şey mi? Ülke bir başbakanın evinde istiflemiş olduğu milyonları sıfırlamayı dinledi de yoluna aynen devam etti. Heyecan yapmayın boş yere demiş. Evet bu konuda iki görüş var. Bir ağırlıklı görüş hiçbir şey olmaz bugüne kadar ne oldu ki diyen görüş. Öbür tarafında da olur. Yani bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmaz diyen görüş. Ben ikinci tarafa biraz daha yakınım. Yüzde 51. Neden? Çünkü artık yani e, artık insanlar konuşuyor. İnsanlar konuştuğu zaman da e, bunun için medyaya, bunun için gazeteciye, bunun için devlete, bunun için bir aracıya gerek duymuyor. Bir video yüklüyor ve o video bakın Sedat Peker'in videolarının izlenmelerine yarım milyon, bir milyon kişi tarafından izlenmiş. Sedat Peker'in kendi hesabında videolar 6-700 bin izleniyor. Onu alıp aynen yayınlayan hesaplarda bile birkaç yüz bin izleniyor. Yani Sedat Peker'in iki videosu milyonlarca seyredildi. Ve hala seyrediliyor. Seyredilmeye de devam edecek. Şimdi işin böyle bir tarafı var. Adam oturduğu köşeden e, bir video çekip yükleyebiliyor ve bu video milyonlarca kişi tarafından e, seyrediliyor. Karşısındaki kişi de aynı şeyi yapabilir. Yani artık kurumsal e, gazeteciliğe veya bir takım kurumsal mekanizmalara falan gereksinim kalmadı. Eğer işinizi adliyede işinizi devletle halledemiyorsanız, işinizi medya üzerinden halledemiyorsanız veya derdinizi halledemiyorsanız böyle yöntemler var. Dolayısıyla ben ha denebilir. Sait Sefa haklı. E yani bu sıfırlama konuşması da internete düşmüştü. Herkes de dinledi ama bir şey olmadı. Evet olmadı. Onun başka bir onun başka gerekçeleri olabilir. Başka o konunun farklı iz düşümleri olabilir. Farklı nedenleri olabilir ama ben bugün bu çağda, elektronik çağda artık e, Türkiye'deki idarenin, Ankara'nın ve Türkiye bileşenlerinin telaşlanmaya başladığını görüyorum. Bu net görülüyor. Çünkü artık söylemlerini değiştirmeye başladılar. Yani şu var. Ben nasıl İstanbul'dan oturup bu işi yapmaya çalışıyorsam zaten evlere kapandık. E o da New York'tan yapıyor, öbürü Dubai'den yapıyor, öbürü Sydney'den yapıyor, bir başkası Paris'ten yapıyor, birisi Londra'dan yapıyor. Bir farkımız kalmadı. Ben de sokağa çıkamıyorum zaten. O da sokağa çıkamıyor. Sokağa çıksam da ne yapıyorum zaten? Artık bunun için İstanbul'da, Ankara'da olmaya da gerek yok. Belgeler özgürce paylaşılıyor. Videolar özgürce paylaşılıyor. Bilgiler özgürce paylaşılıyor. Bir Twitter'da hesap açıp bir şey yazmanın, bir YouTube'da hesap açıp bir video yüklemenin, Instagram, Facebook aynı şekilde, TikTok neyse. Hiçbir mahsuru yok. Bedava, ücretsiz olan şeyler ve bu biçimde milyonlara ulaştırabiliyorsunuz mesajınızı. Dolayısıyla bugün bu elektronik çağın eski usul iş tutanlar arasında, eski usul iş tutanlar için zorlayıcı bir faktör olduğunu düşünüyorum. Aydoğan Vatandaş paylaşmış, Sedat Peker'in anlatımları Mehmet Ağar imajını daha karanlık hale getirmedi. O imaj zaten yeterince karanlıktı. Ağar'ın AKP iktidarı dönemindeki faaliyetleri de Erdoğan iktidarının bilgisi dışında olamaz. Ağar'a vururken aslında Erdoğan'a da vuruyor demiş. Sevgi Çeşme düne kadar akademisyenlerin kanlarıyla duş almaktan bahseden adam, güçten gözden düşünce çocuklara merhamet tavsiye eden hadislerden örnek veriyor. Haksız mı? Ahmet Erkan paylaşmış Sedat Peker'in iddiaları. Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga'nın tecavüz ettiği gazeteci kız ertesi gün ölü bulundu. Beykoz konaklarında kokain partileri, tehditler, şandajlar. Peki diyor, 68 yaşındaki annem de, Kermes'te bazlama açtığı için ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor. Evet. Abdullah Naci paylaşmış, Sedat Peker'in Mehmet Ağar, Tolga Ağar ve Pelikancılarla ilgili iddiaları... İnsanın kanını donduruyor, yok mu koca ülkede bunları soruşturacak bir savcı? Bir siyasetçinin elini arkasına bağlayarak dolaşmasından daha mı küçük meseleler bunlar demiş. Biraz evvel Aydoğan vatandaşın dikkat çektiği konu, evet sadece Mehmet Ağar'a çakmıyor, onun üzerinden Pelikan'a da çakıyor. Pelikan demek al bayrak demek, Berat al bayrak demek ve elbette Erdoğan demek. Tek başına Hilal Kaplan demek değil, Hilal Kaplan bir araç sadece. İki hatırlatmamız var. Birini birincisi Turgay Karagöz'den Bahçeli Evler'de 7 tipli gencin öldürülmesi olayından firari durumdayken memleketi Erzurum'da 1992 yılında düğün bile yaparak evlenebilen Haluk Kırcı'nın nikah tanığı o sırada Erzurum valisi olan Mehmet Ağar'dır diyor. Haluk Kırcı o tipli gençleri nasıl öldürdüklerini yakın bir geçmişte Haber Global'de saatlerce anlatmıştı. Hem de detaylarıyla. Bir diğer konuda da can candan paylaşmış. Sevgiyle anıyorum. Oğuz Atak'ın bebek parkını parkında köpeğini gezdirirken silahlı kişiler tarafından öldürülmesinin 5 Mayıs 1997. Tam 24 yıl geçmiş üzerinden dün gibi yani bu hadiseyi çok iyi hatırlıyorum. 4 Mayıs akşamı sırtındaki dövme nedeniyle televizyonda TGRT tarafından açık hedef haline getirilmişti. Evet. Sırtında Allah dövmesi var. Evet ve bunun Sedat Peker'in bir infazı olduğu o günlerde konuşulmuştu. Evet. Bu konuyla ilgili Turgay Karagöz gene bir mesaj paylaşmış. Jandarma Genel Komutanlığı Sedat Peker'in e, Tolga e, Kaharman'a e, şey e, Tolga Ağar'ın Yeldana Kaharman'a e, taciz e, Kaharmana taciz ettiği iddialarını yalanladı diyor. Ağar'ın yanında esas duruşta bekleyen jandarma genel komutanı Arif Çetin eminim hiçbir etki altında dalmadan kalmadan bu açıklamayı yapmıştır. İşte burada Tolga Ağar, Mehmet Ağar'la jandarma komutanını görüyorsunuz ve burada Elazığ İl Jandarması. Evet. Elazığ'daki Uçan Kuş Mehmet Ağar'dan geçiyor yani. Onu kastetmiş. O değil de diyor Sedat Peker bunları bunları güzel ifşa etmiş. İyi de maçası yiyip de araştıracak savcı nerede diye sormuş Atilla Taş. Buna güzel bir cevap var Süleyman Bozoğlu'ndan. Tanıdığım biri var Ankara Savcısı Mustafa Bilgili 20, 28 Şubat soruşturmasını yürüttü. Batı Çalışma Grubu'nu tüm delilleriyle ortaya çıkardı. Her sayfası delil olan 700 sayfalık iddianame yazdı. Sonra 28 Şubat'ın en mağduru ve Batı Çalışma Grubu anlaşıp Mustafa Bilgili'yi hapse attı. Dedim ya bir şeyler aydınlanır gibi olmuştu ama bir irade geldi tekrar bunun üzerinden geçti. Kafalara da bunu yerleştirdi kurmaca. Efendim düzmece üretilmiş delil kumpas. Gerçekten e, önce susurluk kazası o becerilemeyince 2000'li yıllarda, 2010'ların başında bu davalarla bir dönem aydınlatılmak istendi. Kapağı aralanmak istendi ama maalesef. Yeni yaşam örtbas edilen sadece Yelda ölümü değil demiş ve burada üç kadın fotoğrafı var. Sedat Peker, Kaharman'ın şüpheli ölümünde Tolga Ağar işaret etti. Bu ihbar dikkatleri bir kez daha benzer yöntemlerle ölümü örtbas edilen Nadire Kadirova'yı ve kaybettirilen Gülistan Doku'ya yöneltti diyor dikkatleri. Evet. Nevin Cerav'ın haberi okursunuz. Evet. Bu konu daha çok usu kaldırır ee, ve eminim e, ilerleyen günlerde bu konu yeni videolarla biraz daha dallanır budaklanır. Ama şu da var: ee, Sedat Peker'in tehditleri, Sedat Peker'in e, şantajı, Sedat Peker'in e, ne bileyim? Bak, bak açıklarım ha videoları sonrasında Ankara harekete geçer mi? Mehmet Ağar cephesi bir şey yapar mı bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. Ee, Peker'le Ağar cephesi veya Pelikan cephesi veya Erdoğan arasındaki hikaye ne olursa olsun Türkiye'de ağır insan hakkı ihlalleri devam ediyor. Son örnek Sümeyra Bulduk paylaşmış. Bakırköy cezaevinde müvekkilin Fatma Saadet Yılmazer'in de tutuklu bulunduğu B4 koğuşunun tamamının korona olduğu, yataktan dahi kalkamadıkları, yüksek ateşleri olmasına rağmen test yapılmadığı ve revire dahi çıkarılmadığı söyleniyor. Siz korumak, yaşatmak nedir bilmez misiniz diyor. Evet Fatma Yılmazer 4 yılı aşkın süredir tutuklu ve Ali Fuat Yılmazer'in kızı olduğu için başkaca bir suçu, başkaca bir kabahati tırnak içinde söylüyorum yok. Evet babasının kızı olduğu için. Yazıklar olsun, lanet olsun. Böyle bir sisteme, böyle bir yargıya, böyle insanların veya böyle bir iradenin idare ettiği ülkeye. Evet bu duygularla bir kere daha manşeti noktalıyoruz. İyi hafta sonları. Önümüzdeki pazartesi görüşmek umuduyla.